Hadi Roma rakamlarını kullanacağımız birkaç örnek yapalım ve bakalım Roma rakamlarını anlamış mıyız yoksa biraz daha mı çalışmamız gerekiyor? 79'da başlayalım. Her zaman olduğu gibi hadi hemen videoyu durdurun ve 79'u Roma rakamları ile yazmayı deneyin. Bir bakalım, 79 dediğimizde bu 1'den, 5'ten, 10'dan ve 50'den büyük, 100'den ise küçük bir sayıdır, öyle değil mi? O halde 70 yazmak için işe 50 ile başlayabiliriz. 50 için L yazıyorum. Peki, geriye ne kaldı? Yan tarafa yazayım, 50'yi yazınca geriye 29 kalır, öyle değil mi? 50'yi yazdığımız için üzerini çizelim ve sadece 29'a odaklanalım. Evet, 50'yi şimdilik unutalım ve 29'u nasıl yazabileceğimizi düşünelim. 29 için de benzer şekilde düşünebiliriz. Demek istediğim 29 1'den, 5'ten, 10'dan büyük ama 50'den küçük olduğuna göre 20'yi yazmak için 2 tane 10 kullanabilirim. 2 tane 10 içinse 2 tane x kullanacağız. Bunu yapınca da geriye ne kaldı? 29'u da 20 artı 9 olarak düşündüm. 20'nin üzerini çiziyorum. Böylece geriye 9 kalıyor. 9'u yazarken de öncesinde ne yaptığımızı unutarak sadece 9'a odaklanacağız. 9'u nasıl yazıyor idik? X olarak, öyle değil mi? Evet, işte bu kadar. Buraya da X yazalım. Bunu farklı bir renkle yazdım çünkü burada toplama yerine sanki çıkarma işlemi yapıyormuş gibi bir değerlendirme yapıyoruz. Peki, bu sayıyı nasıl okuyacağız? Bu 50'dir. Sonra 2 tane 10 var, yani artı 20, 70 etti. Artı, buraya geldiğimizde I harfini görünce bunun 1 olduğunu düşünebilirsiniz. Bakın, sayı eğer bu şekilde yazılmış olsaydı bu 50 artı 20 artı 1'den 71'dir diyebilirdik. Ama 1'den sonra 10 geldiğinde bunun 10'dan 1 eksik olan rakamı temsil ettiğini hatırlayıp sayının 9 olması gerektiğine karar vermemiz gerekiyor. Ve karşımızda 79. Umarım siz de bu sonuca ulaşmışsınızdır. Peki, 49'u da deneyelim. Hatta bu biraz daha ilgi çekici olacak sanki. 49'da ilk karşılaştığımda çıkarma mantığıyla düşünüp bu sayıyı L olarak yazabileceğimi zannetmiştim. Neden olmasın, öyle değil mi? Aynen buradaki gibi 50'den bir eksik olan sayı 49'dur. Ama ne yazık ki bu şekilde düşünmemeliymişiz. Neden mi? Tam olarak nedenini bilmemekle birlikte çıkarma mantığının sadece 4 ve 9 için geçerli olduğunu söyleyebilirim. 40 ve 90 için de geçerli olduğunu da unutmayalım tabii. Peki ya 49? Tabloya bir göz atalım. 49 10'dan büyük, 50'den küçüktür. 4 tane 10'u ya da 40'ı nasıl yazabiliriz? X, L olarak, öyle değil mi? Peki geriye ne kaldı? 40 artı 9 olarak düşündüğümüze göre geriye 9 kaldı. 40'ı da yazdığımıza göre artık 9'a odaklanabiliriz. 9 için farklı bir renk kullanayım, 40'ın da üzerini çizelim, kafamızı karıştırmasın. 9'u X olarak yazmamız gerektiğini de biliyoruz. Hemen yazalım, X. Evet, X, L, X 49'un Roma rakamları ile yazılmış hali.